Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 24 Nisan günlerden Cuma. Haftayı kapatıyoruz. Dün borsa kapalıydı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle. Bugün açık piyasalar, bankalarda keza öyleydi. Bugün de tabii sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Dün başladı, pazar gecesine kadar sürecek pazartesi. Bir şey olmazsa devam edeceğiz normal akışa. Şimdi piyasalar tabii önemli bir haftayı geride bıraktı. Onu aktaralım. Çok volatil bir piyasayı geride bıraktık. Bu haftaya damgayı vuran tabii ki petroldü. Ki hatırlayalım, Fatih Birol Bloomberg HT'ye bu ay içerisinde ayın başında bir röportaj vermişti. Bu röportajında da Nisan ayı kara Nisan olabilir demişti. Gerçekten de kara Nisan oldu petrol için, hatırlayacak olursak. Amerikan tipi petrol 40, eksi 40 doların üzerini gördü ve sonrasında toparladı. Birazdan detay aktaracağım ama öncelikle biz bugün nasıl kapattık bir bakalım Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul günü %0.6 primle tamamladı. Endeks 98.758 seviyesinden kapattı. Şimdi burada 94-99 bandında giden bir haftayı geride yavaş yavaş bıraktık. Açıkçası işlem hacmine baktığımızda bu hafta geçtiğimiz haftaya nazaran ortalamalarda 10-12 milyar TL civarında. Geçtiğimiz hafta biraz daha yoğundu. Bugün 12.4 milyar lira olarak gerçekleşti işlem hacmi. Bankacılık endeksinde %0.8'lik ve holdingde %0.6'lık bir değer kazancı gördük. En fazla gerileyen sektör ise inşaat oldu. Ve tabii analistler küresel pay piyasalarında düşüşe karşılık Borsa İstanbul'u yükseliş eğiliminde hareket ettiğini de ifade ediyor. Salgına ilişkin haber akışı yatırımcıların gündeminde olmaya sürdürüyor tabii ki, bütün dünyada olduğu gibi. Önümüzdeki hafta biz yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın ikinci enflasyon raporuna bakacağız 30'unda. Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları takip edilecek. Dolar TL tarafına da bakalım peki. Bu hafta içerisinde biz nereye gördük? 7.008. Ancak şu an 6.99.15 seviyesinde işlemler devam ediyor. Bugün evet bu hafta 7'yi test ettik ama 7'nin üzerine bir defa gördük. En yüksek bugün 6.99.50 seviyesine kadar yükseldik ve 6.94 seviyesinden başlamıştık. Euro tarafına dönelim. Euro'da ise hareketler biraz dolardan da bağımsız. Orada tabii euro dolar paritesinin etkisi var. Avrupa tarafından gelen haber akışı euro dolar paritesi üzerinde etkili oluyor. Bugün 0.7 civarına gerilemişti. Avrupa Merkez Bankası'nın, daha doğrusu Avrupa'nın tamamının dün itibariyle liderler zirvesi vardı. Dolayısıyla birazdan bu detayını da sizlere aktaracağım. Şimdi safi faizlerine bakacağız. Biz bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını da gördük. 100 bas puanlık bir indirime gidildi. Ancak geçtiğimiz hafta sonu BDDK'nın düzenlemeleri, aktif faksiyon düzenlemesi ve alınan tedbirler zaten 2 yıllıklarda açıkçası bir gerileme yapmıştı. Şu an 2 yıllık tahviller %8.8'den kapattı. 10 yıllık tahviller %12'nin altına gelmiş durumda. Faiz indirimi açıklandıktan sonra 10 yıllıklarda çok ciddi bir hareket görmemiştik. Avrupa tarafına da bakalım hemen. Şimdi Avrupa tarafında özellikle biz de size hatırlatmıştım, liderler zirvesi vardı dün itibariyle. Bu ekonomik darboğazda Avrupa üyesi ülkelere yardımcı olması konusunda bir fikir birliğine ulaşıldı. Ulaşıldı ama planın nasıl fonlanacağı, uzun vadede toparlanma planının 6 Mayıs'ta yapılacak bir video konferansa kaldı. Sadece fikir birliğine ulaştılar. Şimdi 1 Haziran'dan itibaren 540 milyar euro değerinde finansal destek yetkili mekanizmalar tarafından piyasaya bırakılacak. Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e göre 1 trilyon euroluk yatırımı harekete geçirebilecek. Bu önemliydi ama yine de biz 6 Mayıs tarafına bakacağız. Avrupa tarafında eksiler var. Frankfurt'ta %1.69, Paris'te %1.3, Londra'da %1.2, İtalya'da %0.8. Almanya 2020'de 70 yılın en sert ekonomik küçülmesini bekliyor. Der Spiegel dergisi Ekonomi Bakanlığı projeksiyona göre, bir habere göre dayandırdı bu beklentiyi. %6 ile 7 arasında bir küçülme bekliyor 2020'de. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan beri en fazla, en derin küçülmelerden bir tanesi. Bu ara Almanya'da tabii neredeyse 3 şirketten biri ücret yardımı için devlete başvuruda bulundu. Likidite sağlamak için Almanya bu pandemi kriziyle uğraşmak ve dengeli bütçeyi de terk etti. Dengeli bütçe politikası devam ediyordu. Bunu da terk etti. 1.2 trilyon euroluk kurtarma planını harekete geçirdi. Almanya'da IFA Enstitüsü endeksi 74.3 ile çok ekonomistlerin tahminlerinin çok altında kaldı. İş dünyası güveni rekor düzey seviyede düştüğünü söyleyebiliriz sizlere. Bu endeks tabii bize Alman ekonomisinin ne kadar
bıçak sırtı olduğunu da gösteriyor. Şimdi ABD tarafına da bakalım biz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu arada bu hafta çarşamba günü Fed'in faiz toplantısı var. Herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Anket gerçekleştirildi bu noktada. Katılımcılarda aslında 2023'e kadar Fed'in sıfıra yakın faizleri sürdürebileceği ifade ediliyor. Ve bu arada biliyorsunuz bilanço büyütmeye devam ediyor. 22 Nisan itibariyle Fed'in bilançosu 6.57 trilyon dolara tırmanmış durumdaydı. Ekonomistlerin beklentisi 10 trilyon dolara aşabilir diyorlar bilançoyu. Bilançonun büyümesinden bahsediyorum. Bu arada 11 Mart'tan beri 1.64 trilyon dolarlık Amerikan hazine tahvili ve mortgage dayalı menkul kıymet alımı bilançonun genişlemesinde etkili olmuştu. Ekonomistler Fed'den bir faiz değişimi tabii ki beklemiyorlar. Toparlanma için en büyük riskin kısıtlamaların çok erken kaldırılması olarak ifade edilmiş. En fazla risk burada. Bu arada biliyorsunuz çarşamba günü Avrupa Merkez Bankası çöp tahvilleri alabileceğini ifade etmişti. Alabileceğini derken teminat olarak sayabileceğini. Fed bunu yapmayacak. Eğer bunu yaparsa risk çok büyük ölçüde artar demişlerdi. Yine baktığımızda ABD'de tüketici güveni geldi. 71.8 seviyesine gerilediğini söyleyelim. Ciddi bir düşüş ABD ekonomisi için ama önümüzdeki hafta açıkçası çok yoğun bir veri trafiği var. ABD dayanıklı mal siparişleri verisi bugün geldi. 2014'ten beri en sert yükselişini kaydetti. ABD piyasaları ama toparladı. Onu söyleyelim sizlere. Bu arada geçtiğimiz hafta ve bu hafta bilançolar geliyordu hatırlayacak olursak. Önümüzdeki hafta bilançoları takip etmeye devam edeceğiz. Petrol sektörü, banka sektörü, teknoloji sektörü, ilaç sektörünün finansalları gelecek. Amazon, Facebook, Apple gibi. Bunun yanında tabii önümüzdeki hafta büyümeler gelecek. Amerikan ekonomisinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en sert daralması bekleniyor. Perşembe günü Avrupa Birliği'nden İtalya, Fransa, İspanya, Tayvan ve Meksika'nın ilk çeyrek büyümelerini bekliyor olacağız. Çarşamba günü FED toplanıyor. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası toplanıyor. Türkiye açısından bu perşembe enflasyon raporu var, banka verileri var ve Moody's'in çarşamba günü webinarı var. Buna bakacağız. Ve önümüzdeki hafta itibariyle bazı ülkeler kısıtlamaları biraz daha serbest hale getirmeye başlayacaklar. Norveç, Hollanda, Güney Afrika bunlardan 3 tanesi. Japonya'da açıklanacak bir işsizlik rakamı var. Almanya'da yine işsizlik rakamı açıklanacak. Bu da önemli olacak. 1 Mayıs Cuma günü kapalı bazı piyasalar işçi bayramı nedeniyle ama aynı gün OPEC kısıntısı da yürürlüğe girecek. Ve hemen emtia tarafını son olarak hızlıca ben vereyim. Şu an Brent petrol tarafı da 21 dolar 50 sent biraz normalleşmişe benziyor. NYMEX 17 dolar 40'lardan buralara geldik. Spot altın tarafında 1715 ons dolar seviyesi var. Bu hafta altını değil petrolü yakından takip ettik. 1736 görmüş olduğu en yüksek seviye. Bu arada Huawei Mobil Türkiye Ekosistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı koronavirüs sonrası tüketici elektroniğindeki tercihlerin nasıl değişeceğini anlattı ve yeni geliştirdikleri ürünü de tanıttı. Birçok profesyonel kendi evinde dijital bilgisayarlarını, web kameralarını kullanarak veya işte bilgisayarının görüntüleme veya ses deneyimlerini kullanarak artık iş hayatını devam ettiriyor. Video konferanslar veya görüşmelerle birlikte. Bu noktada bakılacak şeylerden bir tanesi artık kamera deneyimi olacaktır. Tablette, telefonda veya bilgisayarda fark etmeksizin artık insanların bakması gereken şeylerden biri kamera deneyimi olacak. Ve biz burada kendi ürünlerimizde de bu konudaki en iyi deneyimleri sunuyoruz. Sunmaya devam da edeceğiz. İkinci noktada hem yine tablet hem bilgisayar hem de telefon noktasında ekran ve görüntüleme yani kişinin izlediği görüntüyü veya baktığı görüntüyü en iyi şekilde alabilmesi burada çok kritik bir önem taşımaya başladı. Çünkü uzun saatler bilgisayar ekranına veya telefon ekranına baktığımızda göz yorgunluğumuz daha fazla artacak. İşte burada da cihazların donanımsal veya yazılımsal olarak sunduğu göz filtreleri yani mavi ışık filtreleri gibi özellikler var. Bunların olması çok önemli. Yani bilgisayar ekranından kullanıcının gözüne yansıyacak olan mavi ışıkları daha böyle filtreden geçirerek göz yorgunluğunu veya gözün potansiyel alacağı zararları önleyebilen ekran veya bu tip panellere yönelmek daha önemli olacak. Tabii ki olmazsa olmazlardan bir tanesi cihazların az ısınıyor olması, uzun pil süreleri sunabiliyor olması ve tabii ki artık tasarım noktasında da insanların beklentisi her ürün kategorisinde aynı seviyede. Tasarımda da
göze hitap eden böyle ilk gördükleri anda ilgilerini çekecek cihazlara yönelmeler olacak. P40 ailesine doğru çıktığımızda ise ihtiyaçlar ve bütçe biraz daha artmış oluyor. Ama şunu söylemek lazım, P40 Pro veya Pro Plus modelleriyle, ki henüz Pro Plus Türkiye'de değil, Pro ve düz modelden konuşmak lazım. Her iki telefonda da biz şu anda bir akıllı telefonda yer alan dünyanın en büyük görüntüleme sensörünü kullanıyoruz. Huawei'in kendi teknolojiyle geliştirmiş olduğu bir sensör bu. Bunun faydası şu, zaten gündüz ortamlarında artık akıllı telefondan çok iyi işler yapabilmeye başladı. Ama ışık seviyesi biraz daha düştükçe veya biraz daha karanlık ortamlara girdikçe telefonların verimliliği içindeki donanımla veya teknolojiyle ayrışmaya başlıyor. İşte biz bu noktada şu anda en iyisini sunuyoruz diyebiliriz. Efendim, önemli bir konuyu konuşacağız biz. Yazılım sektörünü ve siber güvenlik sektörünü Serkan Koçak, BlastClass CEO'su karşımızda. Serkan Bey, iyi akşamlar diliyorum size. İyi akşamlar. Merhaba herkese. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi bu pandemi bize alışkanlıktan tutun da teknoloji eğilimini, teknolojiyi nasıl kullandığımızı ve bulut sistem her şey konusunda eğilimlerimizi biraz sanki değiştirmişe benziyor. Kendi kişisel tecrübelerime göre söylüyorum bunu. Farklı şeylere yöneldik. Fakat tabii sırf internete ve buradan internetle ilgili şu anda bile yani karşılıklı görüşmemizi internet üzerinden yapıyoruz. Öyle bir durumdayız ki bilgisayarların ve internet kullanımı, bankalarıyla yaptığımız işlemlerin hepsinin güvenliği, siber güvenliği inanılmaz bir boyuta, önemi. Çok önemli bir boyuta ulaşmış durumda. Öncelikle bunu sormak istiyorum. Biz siber güvenliği ara ara konuşurduk yıllar boyu. Türkiye'nin siber güvenliği nasıl, altyapısı nasıl, en sağlam altyapıyı nasıl sağlarız diye. Önce bu konuyla başlayalım. Sonra yazılım sektöründe biraz konuşalım pandemi sonrası. Evet Serkan. Tabii ki yani aslında bu biz bulut bilişim firmasıyız. Burada güvenlikle alakalı çok fazla senaryolar paylaşıyoruz insanlarla. Ama üç tane aslında önemli şey faktör var burada. Şirketlerin hızlı bir şekilde önlem alabileceği. Çünkü herkes aslında evden çalışmaya başladı ve IT departmanları da artık bu dışarıdan gelebilecek bütün her şeyi, bütün olumsuz şeyi göğüslemek zorunda. Burada aslında çok hızlı bir şekilde yapılabilecek güvenliğin ABC'si dediğimiz şeyler var. Birincisi güvenli ve şöyle söyleyeyim yani donanımlı mühendisler tarafından iyi dizayn edilmiş sanal bir ortamın oluşturulması lazım şirketlerde. Ya yani şirketin veri merkezi içinde de olabilir bu. Buluta da taşıyabilirler bu verileri. Ama orada bir sanal kapalı bir alanda saklamaları gerekiyor ve bunun önüne de iki tane önemli şey var. Çok hızlıca yine yapabilecekleri. VPN ve firewall. Büyük ihtimalle izleyicilerin birçoğu bunu garip gelebilir bu isimler ama ben bunu şöyle tanımlıyorum. VPN dediğimiz şey aslında şirketin fiziksel işte ne bileyim işte fabrikası olabilir, ortamı olabilir. O ortamın aslında bahçesindeki duvarın telli duvarı. Bunu önlem almamız gerekiyor. Sonrasında firewall'la yani işte güvenlik duvarıyla işte bu yine şirketin fiziksel ortamının dışındaki aslında güvenlik sorumlusu. Yani işte sorar sen kimsin, nereden geldin? Bu önlemleri bir kere en başta almamız gerekiyor. Pandemi sonrasında çok fazla talep geldi bize. Bununla alakalı biz hakikaten ücretsiz bir şekilde bütün yöntemlerimizi paylaşıyoruz, dokümantasyonlarımızı paylaşıyoruz. Çünkü çok ciddi anlamda saldırılar arttı. Çok fazla veriler çalınıyor, şirketlerin işte veri merkezleri hackleniyor, sistemleri durduruluyor. Ve en önemli kısım da buradan geri dönmeyle alakalı da bir çalışma yapılmıyor. Bu arada sesim geliyor mu? Durdu galiba ama. Alo. Ben sizi gayet net duyuyorum. Pardon. Yani şöyle, bununla alakalı bu güvenlikleri almak da yetmiyor aslında. Bunun felaket senaryolarını da gerçekleştirmesi gerekiyor şirketlerin. Yani yedekleri alıyoruz. İşte cep telefonlarımızı yedeklerini alıyoruz. İşte bireysel kullanıcılar. Şirket bilgilerini yedeklerini alıyorlar ama bu yedekten geri dönmenin senaryolarını yapmıyoruz. Yani aynen bir yangın tatbikatı gibi bir problem çıktığı zaman, sistemlerimiz durduğu zaman veya işte bir siber saldırı aldığımız zaman sistemi eski yani işte 1-2 saat öncesinden yani siber saldırı almadan önceki halden tekrar geri yükleyebilecek senaryoları aynen bir yangın tatbikatı yapıyor gibi yapmamız gerekiyor. Çünkü bu tatbikatları yapmadığımız için aslında o verilen geri dönerken çok ciddi veri kaybı yaşıyoruz. Yani şirketleri çok ciddi örnekleri var bunların. Tabii ki marka vermeyeceğim ama şirketlerin kapanmasına yol açabiliyor bu tip önlemler alınmadığı zaman.
Şimdi evet, bulut teknolojisini biz daha tabii geçtiğimiz senelerde öğrendik. Önemini anlamamıştık ama telefonların işte hafızaları da şu an yeterli gelmiyor. Çünkü çok yoğun kullanıyoruz. Bunun dışında veri güvenliği ve veri depolama. Bildiğimiz şey şu, önümüzdeki süreç söylenen şu daha doğrusu. Hani petrol ve altın şu an yer altından çıkarılan büyük zenginlikler diyoruz. Diyorlar ki artık, tabii siz ne dersiniz, veri depolamak bunlar gibi olacak. Çünkü bütün dünyanın, iç dünyasının, bütün insan yaşantısının içine bu girecek. Veri depolama kimin çok kuvvetliyse, ne kadar iyi topluyorsa ülkeler o bağlamda daha da güçlenecek diye genel bir yorum var, genel bir kanı var. Bunu soracağım ben size. Ne kadar, ne seviyede Türkiye mesela veri depolamada? Çünkü hep Amerikan tipi kullanıyoruz. Amerikan tipi petrol diyoruz yani, ama bunu Amerikan tipi kullanıyoruz. Evet. Yani ne yazık ki bu alanda çok ileride diyemiyorum hani ülke olarak, ama biz şirketler var tabii ki bununla alakalı çalışan. Biz de bununla alakalı çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ama yani veri çok önemli gerçekten. Artık yani altın, petrol falan değil. Yani bu veri sayesinde işte bir sosyal medya şirketi o veriyi alıp kullanıp bunu aslında diğer şirketlerinde satışa dönüştürebiliyor. Ve bu çok değerli. Artık bu veriyi iyi kullanan şirketler işte en zengin şirketler listesini değiştirmeye başladı. Yani 90'lı yıllarda günde 100 GB'lık bir veri üretilirken şu an günümüzde saniyede 150 bin GB'lık veri üretiliyor. Yani 5G hayatımıza girdikten sonra bu hız 1000 kat artacak. Artık nereye gidecek bilmiyorum ve bunun güvenliği de çok önemli olacak. Yani ülke olarak yazılıma önem vermek zorundayız artık. Hani artık şey değil, hani bu pandemi aslında bir fırsat gibi de oldu. Ne yazık ki tatsız bir fırsat, ama pandemiden sonra şirketlerin dijital dönüşümlerini, veriye önem vermelerinin daha hızlı olduğunu görmeye başladık diyebilirim. Şimdi biz pandemi öncesi, pandemi sonrası diyoruz hep. Pandemi öncesinde genellikle konuştuğumuz bir konu vardı, yerli yazılım. Çünkü tabii yerli yazılımın önemi bir kez daha çıktı. Bence bir kez daha çıktı. Aslında bizim teknolojilerimiz ya da teknoloji noktasında çalışmalarımız gerçekten çok hızlı ilerliyor. Katlanarak ilerliyor, üstsel ilerliyor yani. Öyle görünüyor. Biz bu tabii yerli yazılım oranının ihtiyacı bu dönemde daha da arttığını görüyoruz. Bu konuyu da biraz açmak istiyorum. Buyurun Serkan. Ya şöyle, aslında bu pandemi öncesinde gerçekten zaten bir şeyler başlaması gerektiği sinyalleri verildi. Çünkü artık siyasi olaylar bile bu yazılım üzerinden ilerliyor. X bir ülkenin başkanı başka bir ülkenin yazılımına karışabiliyor ve bu çok ciddi ciro kayıplarına yol açabiliyor ülkeler açısından. Yazılımın değeri aslında şuradan geliyor. Yazılım öyle bir ürün ki tek bir dili var. Tek bir aslında jargonu var. Herkes aynı dili konuşuyor ve ürünü çeşitlendirmenize gerek yok. Çünkü herkes aynı şekilde kullanıyor bu yazılımı. Yani burada aslında benim örnek vereceğim, yani patronlara özellikle ve bu alana yatırım yapacak işte kişiler için çok ciddi önerilerimiz var. Devletin de bu anlamda aslında elini taşın altına koyması lazım. Çünkü yerli yazılımın aslında ilerlemesi için önce ülke olarak bunu kullanmamız gerekiyor. Ve bu pandemi sonrasında da aslında ülkeler içlerine kapanmaya başladı. Ve bizim kendi yordamlarımızı ve yöntemlerimizi geliştirmemiz lazım bu yazılım anlamında. Ya biz mesela bulut bilişim anlamında bir platform oluşturduk. Platformumuz var. İşte yerli milli bir platform. Herkese bulut sağlayabiliyoruz. Ve biz şunu öneriyoruz artık patronlara. Ya şu an artık şirketler, normalde biz teknoloji şirketleriyle çalışıyorduk. Ne yapıyorduk? İşte teknoloji şirketi bir yazılım geliştiriyor. Onun yazılımını, servisini bizim bulut platformumuz sayesinde aslında dünyanın her yerine tek bir tuşla satabiliyoruz. Yani biz Yeni Zelanda'dan Amerika'ya kadar yazılımımızı satabiliyoruz. Ve bu pandemi bizi etkilemedi. Çünkü bizim sosyal bir mesafeye ihtiyacımız yok. Çünkü yazılım dediğimiz şey aslında bilgisayarın içindeki olan bir bilgi ve biz onu istediğimiz her yere anında gönderebiliyoruz. Biz bu anlamda yavaşlama da yaşamadık. Burada patronları aslında, yani şirket, yani bu anlamda önereceğim şey şu olacak. Gelin hakikaten birlikte, yani çünkü kendi göbek bağımızı artık birlikte kesmemiz gerekiyor burada. Gelin yani birlikte iş yapış yordamlarınızı, yani örnek veriyorum bir ayakkabı üreticisi diyelim. Bu ayakkabı üreticisi normalde pandemi öncesinde günlük yaşantısına devam ediyordu. İşte sorunlarını çözüyordu, üretim hattına gidiyordu, işte günlük bir şekilde işlerini hallediyordu ve şirketini yönetiyordu bir şekilde. Ama şirketini nasıl otomatize edeceğini, nasıl teknolojiyi kullanacağıyla alakalı çok fazla çalışmıyordu. Ama eminim ki bütün üreticilerin, bütün patronların aslında kafalarında, zihinlerinde bir bilgi var. Yani nasıl işini daha otomatize edeceğini, nasıl daha teknolojiyi kullanabileceğiyle alakalı fikirleri olduğundan eminim.
Ve bunu emin olmamın nedeni pandemi sonrasında çok fazla talep geldi. O fikri, aslında zihinlerindeki fikri ürünleştirebiliriz. Ve teknolojiyle, bulut teknolojisiyle de aslında dünyanın her yerine satabiliriz. Ya bu aslında şu an ayakkabı üreticisi örneğini verdim ama her sektöre uyarlayabilirsiniz buna. Ve şu anki durgunluğu da aslında önüne geçmiş olur. Çünkü ayakkabı üreticisi o geliştirdiği teknolojiyi aslında diğer ayakkabı üreticilerine de satabilir. Ve bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. Ve biz bununla alakalı ücretsiz danışmanlık vermeye başladık şirket olarak. Ve çok fazla talep geliyor. Evet. Dediğim gibi hani bunların hepsini paylaşmaya hazırız. Serkan Koçak, çok teşekkür ediyorum. Ben de merak ediyorum, pandemiyi tamamen bitirdikten sonra ne olacak bu yazılım siber güvenlik işleri. Tekrar teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, biliyorsunuz her gün bu saatlerde vakaları söylüyor bize. Bugün 24 Nisan 2020 itibariyle vaka sayısı 3122 kişi oldu. Bugün ölümlü vaka sayısı 109 kişi. Gerileme var. Bugünkü iyileşen kişi sayısı 3246 kişi. Türkiye'de bugüne kadar toplam yapılan test sayısı 830 bini geçmiş durumda. Türkiye'deki toplam vaka sayısı şu an 104.912. Türkiye'de ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçmiş durumda. Ve bu zamana kadar, yani 10 Mart itibariyle biliyorsunuz bu testler yapılmaya başladı. Toplam ölümlü vaka sayısı 2600 kişiye ulaştı. Toplam yoğun bakım hasta sayısı şu an 1790 kişi. Ve toplam entübe hasta sayısı 929 kişi. Toplamda iyileşen kişi sayısı 21.737. Yani aslında az önce söylediğim gibi bugünkü iyileşen sayısı ilk defa bugünkü vaka sayısından fazla. Ve Fahrettin Koca, tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini de bir kez daha altını çize çize söyledi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, bilindiği üzere Bloomberg HT'ye röportajlar verdi. Özellikle koronavirüs sonrası yaşadıkları süreci ve alınan tedbirleri anlattılar. İzleyelim. Bizim sanayimizin, üreticilerimizin kriz sürecinde üretim çeşitlemesine gidememelerinde önemi ortaya çıktı burada. Sadece firmalarımızın %3'ü farklı bir ürün üretimine geçtiğini ifade etmeleri, bu da konunun önemini bir kez daha ortaya çıkarmış bulunuyor. Bu da firmalarımızı önümüzdeki dönemde yeni baştan yapılanmaya, önceliklerini yeni baştan belirlemelerine yönlendirecek ve dışa bağımlılık düzeyimizde alanların sorgulandığı, kendine yeterliliğini yeniden tamamlamaya iteceği bir sürecin içine girdik. Gıda hijyen malzemeleri ülke genelinde planlaması gerektiği şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz ve bu kümelenme ile ilgili de çalışmaların bundan sonraki süreçte de yapılması gerekiyor. Hem tarımda hem de organize sanayi bölgelerinde işletmelerin üretime devam etmesi açısından çalışmalarımız devam ediyor. Bununla alakalı da gerek valilerimizle gerek Türkiye Odalar Borsa Birliği vasıtasıyla üretimin devam etmesi için bunların izne bağlanması konusunda çalışmalarımız var. Hatta bugünlerde de tüm üreten işyerlerimize Edirne Valiliğinden temin ettiğimiz maskeleri ücretsiz dağıtarak üretimin devamını sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda 100 bin sigortalı işçi çalıştığını farz edersek, ki öyle Afyonkarahisar'da %25'lerdeyiz. Ama ilerleyen düzeyde kısa çalışma ödeneğinden faydalanan, ama ilerleyen süreçte bunun artacağını düşünüyorum. Tabii ki Ramazan sonuna Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi iyileşmeler başlarsa zannediyorum bu sektörlerimiz de bu kısa çalışma ödeneğinden az sayıda yararlanıp bir an önce tam kapasiteye ulaşmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Bütün mesele tabii mevcut işletmeleri ayakta tutabilmek. Yani mevcut istihdamı korumak mecburiyetindeyiz. İşsizliğin daha fazla artmaması için mevcut iş yerlerimizi, ticaret olsun, sanayi olsun, üretim ayağımız olsun, ayakta tutmak mecburiyetindeyiz ki istihdam muhafaza edelim, daha fazla kayıp vermeyelim. Onun için ne kadar kredi
kaynaklarından yararlanma, ulaşılabilir olması finans sektörü herkesin daha fazla faydasına gelir bu işler. Evet, şimdi önemli bir konuyu konuşacağız aslında. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Avukat Ali Güvenç Kirası karşımızda, Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı. Ali Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi önemli bir konu, bir konu var aslında. Bütün Türkiye'de geneli ilgilendiren. Bu kentsel dönüşüme giren bölgelerde kira yardımları yapılıyordu. 36 evet. ayda bu 48 aya çıkartıldı. Bir bu konu var. Bir de bu pandemiyle mücadele konusunda, kira sözleşmeleri konusunda geçtiğimiz ay bir yasa değişikliği yaptı. Bunun içerisinde neler var? Onunla bu konuyu da merak etmiyor değiliz. Buyurun. Şimdi kentsel dönüşüme ilişkin bugün resmi gazetede yayınlanan düzenlemeye göre riskli alanlarda kira yardımını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bedelini her yıl kendisi belirlemek kaydıyla 36 aydan 48 aya çıkardı. Bu önemli bir gelişme. Biz biliyorsunuz son dönemlerde artık riskli yapı yerine riskli alan çalışmasına daha fazla önem veren bir döneme girdik. Yönetmeliklerimiz de biraz fazlaca riskli alan çalışmalarını teşvik edici şekle sokmaya çalışıyoruz. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu teşvik etmeye çalışıyor. Bu noktada büyük ihtimalle önümüzdeki dönem riskli alan çalışmaları artacak. Artarken de bu pandeminin de etkisiyle doğal olarak kira yardımlarında biraz daha bir artış talebi oluştu. Yani bu bölgelerde riskli alanlar büyük alanlar. Büyük alanlarda vatandaş burayı boşalttığı ve tahliye ettiği zaman kolayca geri dönüşü söz konusu olamayabiliyor. 2 yıl, 2,5 yıl, 3 yıl, bazen 4 yılı bulabiliyor. İşte bu düzenleme bu 4 yılı bu anlamda sağlamış oldu. Yani 48 aylık bir ödeme yapacak Çevre Şehircilik Bakanlığı riskli alanlarda oturan mülk sahiplerine. Burada bir önemli değişiklik daha var. Yapmış olduğu yardımı ilk ödemesini 5 ay sonra da periyotlar halinde yapıyordu bakanlık. Burada artık bundan sonraki düzenlemede 1 yıl peşin ödeyecek. Yani riskli alan ilan edildikten sonra kira yardımını hak eden kişi 1 yıl boyunca 1 yıllık peşin kira ödemesini almış olacak. Burada bugün çıkan düzenlemede kira yardımı bu şekilde anlatabiliriz. Asıl sizin ikinci sorduğunuz soru çok daha önemli. Yani ne yapacağız biz bu kira meselesini? Yani hep insanlarımızın önemli bir kısmı işletmelerde kiracı veya konutlarda kiracı. Yani sadece biz bir yerde iş yeri işletmiyoruz, orada kiracı değiliz. Evlerimizde de aynı şekilde kiracı olduğumuz durumlar söz konusu ve pandemi bu hayatımızı çok önemli derecede etkilemiş durumda. Çünkü insanlar işletmelerini kapattılar. Bazı işletmeler işçilerini çıkardılar. Ücretli izin, ücretsiz izin. Son çıkan düzenlemeli artık ücretsiz izin çıkarılabiliyor ama iş sözleşmeleri feshedilemiyor. Her neyse, dolayısıyla insanlar bir mağduriyet yaşıyorlar. Ve bu mağduriyet noktasında kira sözleşmeleri de bu durumdan etkilenecek. Ne olacak bu durumda? Kira borcu bir para borcu. Kira borcu bir para borcu olduğu için kiracının mal sahibine ben kira borcumu hiç ödemiyorum deme şansı yok. Sözleşmenin askıya alınması gibi bir terfi bazı hukukçu arkadaşlar dillendiriyor ama benim hukuki görüşüme göre sözleşme iki seçenekle ancak yoluna devam edebilecek. Bunlardan bir tanesi kiracının ben ödeyemiyorum artık devam edemeyeceğim diyerek sözleşmeyi feshederek tahliye etmesi. Bu birinci seçeneği. İkinci seçenek ise kiracının uyarlama talep etmesi. Yani kira bedelinin indirilmesini talep etmesi. Kiracı burada sözleşmeyi uyarlama talebinde bulunabilir. Çünkü bu bir mücbir sebeptir. Yaşamış olduğumuz pandemi hali bir öngörülemeyen, öngörülmesi de mümkün olmayan bir durumdur. Dolayısıyla da kiracı burada kira bedelinin uyarlanmasını ve indirilmesini talep edebilir. Ancak burada şunu ilave etmemiz gerekiyor. Kiracının bu durumu, yani bu seçeneklerden birisini feshetme veya kira bedelinin indirilmesini talep etmesi için kiraya veren mal sahibine bunu bildirmesi, mücbir sebebi iletmesi gerekiyor. İletirken de bu durumdan etkilenmiş olması lazım. Yani ekonomik durumu çok güçlü bir kişi, bir kiracı, konut kiracısı diyelim. Ben mücbir sebepten faydalanmak istiyorum diyemez. Ama işten çıkarılmış veya işletmesi hükümet tarafından kapatılmış veya kendisi zorunlu olarak kapatmak zorunda olmuş olan iş yeri sahipleri, iş yeri kiracıları bu durumdan faydalanarak mücbir sebep halini ileri sürerek ve bunu da karşı tarafa ileterek sözleşmelerinin bu dönem boyunca
yani bu pandemi dönemi ve pandeminin etki alanının sürdüğü dönem boyunca uyarlanmasını ve indirilmesini talep edebilirler. Şimdi peki hem mülk sahibi hem de kiracı bu dönemde iyi niyet kurallarıyla ya da iyi niyetle dayanarak biz duyuyoruz çünkü bazı yumuşamalar yapıyorlar. İş yerleri için de keza aynı şekilde. Ama siz biraz bahsettiniz ama biraz daha açalım. Çünkü bu konu önemli. Yani konuttaki kiracılar için, kira AVM gibi yerlerde, her yer kiracılar için ve bu arada mülk sahipleri için de. Şimdi her iki tarafında mağduriyet yaşamaması gerekiyor. Dolayısıyla hani bunun siz bahsettiniz biliyorum ama açalım. Biraz yükümlülüklerden de bahsedelim. Yani biz bilmiyoruz çok fazla kira ve mülk sahipleri, hani çok fazla kanun içinde değiliz. Süre gelen bir bildiğimiz şeyler var ama bu pandemi hikayesi biraz işi değiştirdi. Artı bu konuda biraz daha iki tarafın hak ve yükümlülüklerine adil olabilmesi için farklı düzenlemeler ne olabilir? Bunu da merak ediyorum açıkçası ben. Buyurun. Şimdi bu konuda hükümetimiz, Cumhurbaşkanlığımız biliyorsunuz bir yasa yaptı. Küçük bir yasada, torba yasada pandemi dönemi için geçerli olmak üzere bir yasa yapıldı. 7226 sayılı yasa ve bu yasanın bir maddesinde kira, yani özellikle iş yeri kiralarına ilişkin bir düzenleme var. Ne dedi orada? 1 Mart 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında eğer kira borcunuzu ödemediyseniz bu tahliye sebebi veya sözleşmenin pesi olmayacak dendi. Bu önemli. Ama burada unutulmaması gereken bir durum var. Bu kira borcunu öteleyen bir şey değil aslında. Yani bu kira borcu ödenmeye devam etmek zorunda. Bazı yorumlarda çünkü böyle şeyler çıktı, ifadeler çıktı. Bu yanlış. Yani 30 Nisan'dan sonra biliyorsunuz mahkemelerimiz, icra dairelerimiz de açılacak. Yani alacakla eğer kiraya verenle, mal sahibiyle bir anlaşma yapılmadıysa bu durumla karşı karşıya kalmayın. Yani benim zaten 30 Haziran'a kadar kira ödeme yükümlülüğüm yok denilmemesi lazım. Burada söylenilen bu bir tahliye sebebi olmayacak, fesi sebebi olmayacak. Önemli nokta burası. Şimdi sizin ilk söylediğinize katılıyorum. Sözleşmenin askıya alınması müessesesi neden geçerli olmaz dedim. Sizin söylediğiniz sebeple. Yani biz aynı zamanda mal sahibinin de mahvına sebep olmamak zorundayız. Kira sözleşmelerinde kişi, mesela AVM'lerden bahsediyorum. AVM'lerde diyoruz ki biz eğer AVM'lerin kendisi zaten iyi niyetle belli bir dönem kira almayacaklarsa sorun yok. Ama AVM'ler yapılıyor. Yapılırken kredi alınıyor ve bu kredilerini kira toplayarak, yani orada bulunan işletmelerden kira toplayarak ödüyorlar. Dolayısıyla biz dersek ki bu pandemi halinde ben hiç kira ödemeyeceğim, bu durumda o AVM sahipleri de batar. Yani dolayısıyla burada hukuk hak ve nesafete göre diyor. Hak ve nesafet, yani dengeye göre. Her iki tarafında mahvolmayacağı şekilde bir denge bulunacak. Bu dengeyi de bulacak olan müessese yargı. Ama taraflar kendileri uzlaşırlar, bir ödeme konusunda bir çözüm bulurlarsa buna tabii ki hukuk bir şey söylemiyor. Yani taraflar derlerse 2 ay kira almayalım, 3 ay kira almayalım veya 2 ay şu kadar almayalım, bu kadar indirelim derlerse bu bir sözde bir ara sözleşme şeklinde zaten sözleşmenin kendine göre yenilenmesi oluyor. Evet. Ama bunu yenilemeyen mal sahipleri var ise kiracıların dediğim gibi sözleşmeyi feshedip gidebilirler. Hiçbir tazminat ödemek zorunda değiller. Veya kira bedellerini uyarlamak için, yani indirilmesi talep etme hakkına sahipler. Önemliydi bu. Avukat Ali Güvenç Kiraz, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet, önemli bilgiler aldık gerçekten de. Özellikle kira ve mülk sahiplerinin iki tarafında hakkı yenmemesi adına diyelim. Kısa bir araya gidelim. Tabii Türkiye'den de veriler gelmeye devam ediyor. Reel sektörün güveni ve kapasite kullanım çok ciddi düştü. Özellikle tekstil ve tekstile bağlı sektörlerle beraber otomotiv sektöründe gördük bu keskin düşüşleri. İmalat sanayinin kapasite kullanımı ve güveni Nisan ayında tarihi düşük seviyelere geriledi. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre reel kesim güven endeksi, arındırılmış verilerle Nisan'da %37 düşerek 62.3 seviyesine indi. Endeksin yüzden küçük olması güvensizliğe işaret ediyor. Söz konusu seviyeler en son 2008 krizinde görülmüştü. %37'lik aylık düşüş ise daha önce gözlemlenmemişti.
alt kalemlerde ihracat siparişlerinden üretim miktarına, yatırım harcamasından istihdam miktarına kadar tüm kategorilerde düşüş yaşandı. Düşen güvenle de bağlantılı olarak imalat sanayinin kapasite kullanım oranı arındırılmış verilerle Nisan'da %61.9 ile tarihi düşük seviyeye geriledi. Mal grupları itibarıyla en düşük kapasite kullanım oranı %51.4 ile yatırım mallarında gerçekleşti. Tüketim mallarında %58.4'lük, ara mallarında %65.5'lik kapasite kullanım oranı oluştu. Bu dönemde toplam 6 sektörün kapasite kullanım oranı %50'nin altında gerçekleşti. En düşük oranlar tekstil ve bağlantılı sektörlerle otomotivde görüldü. Hemen dönelim vakit kaybetmeden. Cüneyt Paksoy karşımda. Cüneyt, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeliha, yayınlar. Vallahi dozer geçti bu hafta üstümüzden yani. Böyle 11 Mart'ta petrol oluyor yani. Bilmiyorum haftaya ne olacak. Şimdi veri trafiği çok yoğun önümüzdeki hafta. Fed var, Avrupa Merkez Bankası var. Yok yok yani. ABD büyüme var. Avrupa'da büyümeler gelecek ilk çeyrek. Çok sert, keskin düşüşler bekleniyor. Önce senle bu haftayı bir değerlendirelim. Dolar, TL, Borsa İstanbul, faiz aklına ne geliyorsa. Sonra da önümüzdeki haftanın beklentilerini diyeceğim ama şu anki ortam için konuşuyorum. Cüneyt, sendeyim. Bu hafta aslında virüs etkisiyle paralel olarak petrol etkisinin piyasalar üzerindeki yansımalarını konuştuk. Yani virüs süreci, pandemi süreci ciddi bir şekilde ilerlerken bu sadece büyüme oranlarına veya ülkelerin kendi hikayeleri içindeki işte sanayi üretim kapasite kullanım oranları, ileride göreceğiz PMI'lar ne kadar daralma vesaire, bütün bu tartışmaların aslında etkilediği yani grafik, en önemli grafik kara altın dediğimiz petrol hareketleri oldu. Tarihte ilk defa eksi 40 dolar gibi bir rakamı telaffuz ettik Mayıs kontratlarında. Tabii vadeli tarafta, fiziksel tarafta, spot tarafta işlemler o şekilde değildi ama Haziran kontratlarına da yansıdı devamında ve ABD ham petrolü bir ara 6-7 dolarlara kadar düşmüştü. Şimdi 16-17 dolar civarında, Brent petrolde 20 dolarların altında 16 dolarlara kadar gelmiş. Şimdi 21 dolar civarında. Çok önemli bu denge çünkü belki de önümüzdeki dönemde 3 major grafikten takip edeceğiz gelişmeleri. Birincisi dolar endeksi. O zaten an itibariyle 100'ün üzerinde ve kritik eşikte. O 121'lerden gelen alçalan trendin teyit noktası. Ya 100'ün üzerinde kuvvet kazanacak ya da 100'ün altına gerilecek. Önümüzdeki haftanın veya haftaların en önemli sorusu olacak. Ama dolar endeksi güçlü. Bu bütün gelişen gelişmiş ülke kurlarına baskı anlamına geliyor. İkinci major grafiğimiz petrol oldu. Tamam borsalara bakıyorduk, ABD borsalarına, ama petrol fiyatlamalarının bu denli aşağı yönlü gelmesi ve bu kadar sert bir şekilde gelmesi finansal döngüyü masaya getirir. Çünkü o ülkeler borçlarını ödemek zorundalar, yükümlülüklerini yerine getirmek zorundalar, petrol arzıda ülkeler. Petrolle uğraşan firmalar da hakeza öyle, ABD orijinli veya global ölçekte diğer ülkelere bağlı orijinli büyük firmalar, devasa firmalar bunlar ve zordalar. Çünkü petrolü stoklayacak yer yok. Arz talep dengesi zaten bozulmuş durumda. Ve bir kartı çektiler sevgili izleyiciler. Çok önemliydi. Belki ayrıntı gözden kaçtı, başka türlü okundu ama jeopolitik risk kartını çektiler resmen. Yani bayram değil, seyran değil. Virüsün tam ortasındayız. ABD İran'ı vururum dedi. İran da cevap verdi. Devrim muhafızları. Biz de gereğini yaparız. Yani tam bu noktada böylesi söylemin petrol fiyatlarındaki üzerindeki dengeleyici etkisini gördük. Yani nasıl bir anomali yaşadığımızı anlamak açısından oldukça ironik bir süreç bu. Jeopolitik risk geliyor, petrol fiyatları kurtarıyor gibi bir durum. Beklemiyoruz bir sıcak çatışmaya dönsün. Çok da uzun süre bir kart olarak kullanılamaz petrol fiyatlarının arz talep döngüsü düzelmedikçe ama petrol bu haftanın damgasını vurdu, önümüzdeki haftalara da tabii ki yansıyacak. Onun dışında da tabii her zaman baktığımız borsalar dışındaki en önemli grafik altın. Altında da yukarı yönlü hareketler, dolar endeksi de eş zamanlı oluştu. Bu da önemli. Yani her ikisinin birlikte güvenli liman olarak algılandığı ve ikisinin de pozitif tarafta olduğu dönemsel süreçler azdır tarihe baktığımızda. Korelasyon genellikle ters işler ama her ikisi yukarı yönlüydü.
Bu borsalar üzerinde sınırlı etki yaptı şimdilik. Çünkü çok para var masada. Habire de para, yine para akışları konuşuluyor. İşte Avrupa Birliği'nden bugün anlaşma haberi, Amerika'dan yeni paket haberi. Merkez bankaları zaten sınırsız devrede. Japonya Merkez Bankası'ndan da geldi bu hafta 1 trilyon dolarda. Önümüzdeki hafta FED ve Avrupa Merkez Bankası ne yapar bilmiyorum. Zaten yapacaklarını yaptılar, ekstra ne açıklayabilirler izleyip göreceğiz ama bu hafta dediğim gibi tepkilerin devam ettiği borsa tarafında ama riskli grafiklerin risk olarak masada kaldığı, temkinli iyimserlik için olmamız gereken bir hafta olarak kayıtlara geçti. Dolar TL'deki hareket önemliydi. 7'lere kadar geldik. Merkez Bankası kararı sonrası özellikle. Şimdilik stres orada devam ediyor ve haber akışına bağlı olarak swap anlaşması izlenecek ve beklenecek. Merkez bankaları, büyük merkez bankaları, FED olur, ECB olur. Asya tarafında Çin olur, Japonya olur, bilmiyoruz. Bakacağız, izleyeceğiz. Hala öyle bir beklenti var ama piyasada, onu net olarak söyleyeyim. Tahvil tarafında da senin dediğin gibi BDDK kararlarına bağlı bir gerekli gevşeme var. Borsa İstanbul'da da ABD borsanın yatay seyrine bağlı olarak tepki devam etti. Tam 50 günlük ortalamaya geldik. 90'lık bir kez daha denedik bugün. 99.300. Orası çok önemli. 99.300, 99.500. Hemen devamında da 100.500'ler var. Buralar geçilirse tepki biraz daha anlam kazanıp 200 binlik ortalama kadar bizi götürebilir. 103.500'lere, devamında 106.000'lere ama temkinli imserlik diyoruz ya. Önümüzdeki hafta bu saydığımız riskli grafiklerde bir değişim olursa aşağı yönlü özellikle 21 günlük ortalamayı da içine alan 90-95 bin bandının gap de var orada. Sınır destek bölgesi olarak izlenmeye devam etmesi gerektiğini de hatırlatalım sevgili Beyler. Şimdi bizim önümüzdeki hafta riskler ne? Yani şöyle riskler ne? Türkiye ve tüm dünya için konuşuyorum. Bu haber akışı devam edecek belli. Bir anket yapıldı bu Fed'in ne yapacağına dair. İşte faizler sıfırda 2023 senesine kadar tutulabilir dedi ama şöyle dediler katılımcılar bile. Piyasalar için en büyük risk kısıtlamaların erken kaldırılması. Amerika için konuşuyorum. New York'ta 50 bin yani 50 bin genel olarak ölü sayısı, ölüm vaka sayısı geneli daha doğrusu varmış durumda, oraya gelmiş durumda. Yani öyle bir süreç ki önümüzdeki haftada tabii risk unsuru ne olur diye düşünmeden edemiyor insan. Bu haftanın kursu petroldü ama önümüzdeki hafta Fed var, Avrupa Merkez Bankası var, büyüme rakamları var, PMI'ler var, karlılıklar var. Bir de petrol, banka, teknolojinin bilançoları gelecek. Norveç, Hollanda, Güney Afrika serbestleştirmeye başlayacak yavaş yavaş. İtalya bile düşünüyor, Almanya, Fransa biraz daha kısıtları açmaya. Senin gördüğün ne? Önümüzdeki hafta Zeliha şu risk olabilir diyebildiğin bir öngörüm var mı? Net olarak en büyük risk dediğin gibi sınırlı açılmalar başladığı andan itibaren virüs sürecinin seyri, grafiklere yansıması. Pandemi çünkü Avrupa ve ABD merkezli gidiyor an itibariyle. Buradaki süreç nereye evrilecek? Yavaş yavaş sınırlı açılmalar geldikçe artı şu ana kadar sorun olmayan ama sorun olabilir diye korkulan Hindistan, Afrika, Güney Amerika'dan yeni haberler veya Japonya bir miktar stres altında. Oradan yeni negatif haberler gelecek mi? Buralara bakacağız. İki tane majör grafik üzerinden bakıyoruz sürece. Bir, maalesef oraya da bir grafik uygulamak zorunda kalıyoruz. Belki insani bilirim ama. Birincisi vaka bölü iyileşme oranı. Bugün sen de yayının başında söyledin, Türkiye bu noktada iyi bir gün bitiriyor. Yani ölenlere rahmet diliyoruz. Bütün şu an enfekte olmuş hastalarımıza sağlık diliyoruz acil ama bugün itibariyle gelen vaka ile iyileşen hasta sayısı noktasında pozitif bir kırılma var. İyileşen hasta sayısı anlamında. İkinci önemli şey de biz belli bir dosya üzerinden takip ediyoruz exponential olarak. O da ölüm sayısı bölü vaka sayısı. Dünya ölçeğinde bu 3.7'lerde. Amerika'da bu 1.7. Türkiye'de 7.8. Almanya'da 16'lar civarında. Yani Almanya bu işi çok vakaya rağmen iyi yürütüyor. Fakat biz de fena değiliz sevgili Zeliha. Önümüzdeki hafta ve haftalarda bu seyir devam edecekse belki Mayıs içerisinde bayram sonu, hatta zene kadarki süreçte tepeyi gördük, normalleşiyoruz diyebileceğiz kendi adımıza. Ama dünyanın da bunu demesi için Amerika'nın da kendi tepesini görmesi lazım. Tepeyi göreceğiz diyorlar ama şimdilik rakamlar onu teyit etmiyor. Onun için öncelikle en büyük risk o. İkinci risk
bir ikinci satış dalgası gelen veriler akışında. Çünkü FED ve Avrupa Merkez Bankası daha ne açıklayabilir? Yani bugün Christine Lagarde artık politikacılara binaen çok net bir sözlü yönlendirme yaptı bana göre. %16-%17 daralmadan bahsetti. Avrupa Merkez Bankası bu daralmayı para politikaları da bir yere kadar sınırlayabilir. Neticede bu reel sektörü canlı tutmak, tekrar iş akışına dönmek için gerçekten ciddi tedbirlerin ve Avrupa'da bir birliğin oluşması gerekiyordu. Ne kadar sağlayacaklar izleyeceğiz. 1 trilyon euroya varacak bir paket deniyor. O gecikirse bir risk de oradan gelir. FED yeni bir şey söyler mi? Zaten dediğin gibi 8-10 trilyonlara bilançosunu çıkaracak. FED aktif bir şekilde sahada ve masada bütün dünyayı konuyor. Onun için veri akışlarında o öngörülen daralmadan daha büyük daralmalar gelir mi? PMI tarafında, büyüme tarafında, işsizlik tarafında oralarda risk olabilir. Bir de tabii ki petrol. Petrol bu şekilde aşağı yönlü trade etmeye devam eder. Haziran kontratlarında da ABD ham petrol özelinde orada da bir eksiye doğru gidiş olursa Amerikan ham petrolün 10 doların altına her kaydığı ortamda ve dolar endeksinin 100-101 bandını aştığı her ortamda risk demektir. Bu da borsalara, tahvil piyasalarına, kurlara yansır. Zaten an itibariyle global dolarizasyonu bizi de etkileyen en büyük sebebi dolar endeksinin her şeye rağmen tek başına yukarıda olması. Yanına altını da alması, petrolün de bunların tam tersi aşağı yönlü olması. Bütün bunları izliyor olacağız önümüzdeki haftayı anlamak adına. Ama bütün bunların belirleyicisi en üst grafikte maalesef vaka iyileşme oranlarıyla takip ettiğimiz pandemi süreci, yani virüsün kendi süreci sevgili izleyiciler. Son iki dakikam var. Bu arada biliyorsun 484 milyar dolarlık bir yeni teşvik paketi vardı. İki parti, iki tarafta Demokrat ve Cumhuriyetçiler buna tamam demişti. ABD Başkanı Trump da imzaladı, yürürlüğe kondu. 484 milyar dolarlık yeni teşvik paketi. Bakalım önümüzdeki süreç ne olacak? Hemen şu soruyu sorayım. Pandemi esnasında sonrasında gözüne çarpan sektörler var mı? Borsa, İstanbul açısından. Tabii ki sevgili izleyiciler. Yani an itibariyle zaten görüyoruz. Hisse performansı da görüyoruz. Gıda yavaş yavaş perakende bilişim ve sağlık sektörleri net fark koyuyor bu dönemde. Teknoloji hisseleri de aynı şekilde. Savunma sanayinde de belli bir denge var. Bunlar bu sürecin pozitif tarafta olanları ve bundan sonra da değişen algı, değişen yaşam biçimleriyle uzun bir sürede masada kalacak, e-ticaret de dahil masada kalacak olan sektörler. Bu krizden en çok etkilenen sektörlerdeki potansiyeller, bankacılık sektörü ki reel sektörle olan döngüsü itibariyle, sanayi sektörü içerisinde farklı kategorizeler, petrokimya, kimya sektörü, çimento, yani inşaata bağlı alt sektörler. İşte onların şu anki ucuzluğunun kirim potansiyelinin yansıması ve bilançolarda pozitife geçmesi için önce bir hasar tespitini görmek gerekecek. Ama o süreci kendi içinde nakit akışıyla, nakit döngüsüyle ve üretime daha az ara verip hızla üretime döndüren şirketler bu işin ve sektörler kazananı olacak. Her sektörün içinde kendi hikayesini yazan şirketler muhakkak olacaktır. Evet. Altın işiyle uğraşan firmalar da zaten belli bir prim içerisinde. Özetle bilançolar, hasar tespiti sonrasında sektör sektör ise tekrar inceleyeceğiz sevgili izleyiciler. Cüneyt Baksoy, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İyi hafta sonları diliyorum sana. Şimdi evet, iki tane konu var. Dediği gibi bir petrole bakacağız. Bir de pandemi konusundaki vakalara önemli olacak. Bu ikisi hala haber akışımızda devam edecek. Önemini korumaya diyelim. Ana haber burada sona eriyor. Saat 21'de tekrar karşınızdayım. Hoşça kalın şimdilik.